İnsanlar nasıl güne başlarsa o gün öyle devam eder dedim. İyi de biz haber veriyoruz dediler. Ben de karnıyarık tarifi vermeyeceğim zaten dedim. Mozo'yla güne başlarken hafta içi her sabah CRI Türk'te. Günaydın efendim. Ya böyle kıvrak sesli bir adamla yayına başlayınca, yani Tarkan'dan bahsediyorum yani. Ben öyle kendimden kıvrak sesli falan filan. Ben Dudu değil. Sesimde falan kıvraklık. Gerçi aslında öyle nameler falan filan yapıyoruz canım ama. Ama bir CRI Türk'te her iki sabah programlarında elimden geldiğince yapmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü diyorum ki sen bir habercisin. Saksı değilsin. Kendine gel öyle 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 olmaz diyor. Ama içimdeki öteki ses de diyor ki ya Allah aşkına habercisin habercisin öyle ciddi ciddi otursan bu kadar insan seni dinler mi diyor. Haber mi vermek zorundasın? Tamam ver. Sen kendine olduğun gibi ver haberleri yani. Sen ben bizim olan insanlar seni tanımaz mı? Bilmez mi? 27 yıldır mikrofonun başına gelmiş oturmuş bir adam haberleri veriyor. Hanımefendiler, beyefendiler. 18'in sabahındayız. Allah'a şükür elimiz, ayağımız, ağzımız, burnumuz, kaşımız, gözümüz yerinde herhalde. Yani benim yerindeki yayın yapıyorum. Sizin yerindeki dinleyebiliyorsunuz. Çünkü bu huzurlarından biri bir yerinde olmayan, aklı başında olmayan falan filan ya da keyfi hiç yerinde olmayan. Sabah sabah açıp da bir radyo dinlemez yani. Gerçi şöyle olabilir. Mesela işler kötü gidiyordur. Arabasındadır. Ya da işte toplu taşıma aracındadır falan filan. Yani bir yandan bir dünyadır kafası. Ne yapsın yani? Onu oraya ödeyecektir. Bunu buraya ödeyecektir. Ödeyemiyordur falan yani. Alacağı vardır. Tahsil edemiyordur falan. Of. Ama şunu bilmesi gerekir o insanın. Bir tek kendisi değil yani. Yalnız başına değil. Memleketin yarısından fazlası öyle. Bu ona bir güven verebilir. Aman boşver battı balık yan gider bir tek ben miyim ya? Yani hatta başka şeyler de derdi. Ben yayında olduğum için ondan sonrasını söyleyemiyorum. Evet, 2 saat. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da 2 saat sizin yanınızdayım. Niye? Haberleri vermek için. Neden? Çünkü CRI Türk bir haber radyosu. Çin devletine bağlı bir haber kuruluşu. Dolayısıyla buranın yayınlarında yani bu radyonun yayınlarında bir ciddiyet söz konusudur. Bir hayli ciddiyet söz konusudur. Ben sizde o kadar büyük bir ciddiyet yok diye düşünen varsa tabii ben radyonun ciddiyetsiz yüzüğü diyecek halim yok onu kabul edemem yani. Gayri ciddi yüzüğüm falan değil elbette. Biraz daha diri bir tuhaf olan kategorisi yani. En azından böyle bir tarım hoşuma gidiyor. Öteki çok hoşuma gitmiyor. Evet 2 saat kadar yaklaşık 2 saat bir süre buradayım. Neden? Günün haberlerini vermek için. Ve her sabah başlarken programa diyorum ki yani Allah'ım ne olur güzel haberler olsun. Hadi bıktık bıktık. Çünkü insanlar haber dinlemez hale geldi. Haber seyretmez hale geldi. Nefret ettiler. Güzel bir şey duymuyorlar ki insanlar ne yapsınlar? Yok bende haber. Sizin haberleriniz nasıl güzel? Mahsustan özellikle güzel haberleri mi seçiyorsunuz? Hani bazı kanallar var. Atıyorum Türkiye'deki enflasyondan bahsedeceğine. İngiltere perişan oldu. Vallahi billahi be Allah sizi inandırsın. Son 40 yılın en derin enflasyon problemini yaşıyor İngiltere falan. Hani bundan mı bahsedeceksin sen? Evet tabii ondan da bahsedeceğim de. Ama sadece oturup da tabii kendi evinin ortasında yangın varken vah 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 İngiliz yandı bitti biliyor musun? Hay Allah. Sizde de yangın var. Biz bunu söndürürüz biraz daha falan. Öyle değil tabii yani. İngiliz'in yangından bahsedeceğim. Kendi yangınım varsa kendi yangınından da bahsedeceğim. İşte o yüzden tarafsızız zaten. Ne varsa o. Siz bir noktadan bir noktaya hep söylediğim gibi A noktasından B noktasına hareket halindeyken neden işinizin gücünüzün derdi için yani para kazanmak için yollara düşmüşsünüzdür. Sabah sabah niye düşeceksiniz? Böyle keyfine düşen falan var mı? Hayır, onları en çok da onlara imreniyorum. Hani erkenden kalkıp da hadi ya erken yola gidelim de bari otele erken yerleşiriz falan. Oo, hele o son cümle çok hoşuma gitti. Otele erken yerleşelim hadi bari. Aman ne aceleye gerek yok. 12'de de verecekler odayı hadi. Başımız böyle kaza yapacağız şimdi. Yavaş yavaş gidelim işte. 12'den erken zaten giremeyecekmişiz otele. Bu sohbetler ne kadar güzel sohbetler. Özledik biz bu sohbetleri var. Oo. Doğru
aslında çok fazla bir, yani büyük bir, daha doğrusu depremin büyüklüğü fazla değil. Ama olsun, yani deprem özellikle 17 Ağustos'u yaşamışken ve de 17 Ağustos'un yıl dönümündeyken insanı korkutuyor tabii. Erzurum'da dün gece saatinde kaç, 23.16 evet. 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Deprem Erzurum çevre il ve ilçelerinde de hissedilmiş. Kısa süreli bir korkuya sebebiyet vermiş. AFAD bildirmiş depremi 23.16'da oldu diye. Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7. Yere çok yakın, yani yüzeyine yakın bir deprem. 7,2 kilometre derinliğinde bir deprem, geçmiş olsun diyelim kendilerine, orada yaşayan vatandaşlarımıza. Korkutuyor, insanı çok korkuyor. Korkutmaması da imkansız. Sadece korkutsun da ona göre sürekli tetik. Duralım, hazır olalım falan, ama tabii ne kadar, dediğim gibi yani herkes bütçesine göre, adamın evi depreme dayanıksız bile olsa bunu biliyor ve ne yapalım, yapacak bir şeyim yok, nereye gideyim yani, ne yapacağım şimdi. Ve doğru. Yani hani kendi yapabileceği şeyler olabilir. İşte gardırobu falan duvara monte edebilir. Yani bana deseniz ki ettin mi, etmedin. Yani ben şimdi sorsam kaçınızın gardırobu, yatağı duvarlara montelidir falan filan. Yani yapmadık, onları da yapmadık yani. Bilmiyorum ne kadar korur tabii. O, Allah korusun, gardırobum duvara monteli olur, yatağım monteli olur da yani binam tuzla buz olur. Hay Allah, ben yatağımı vallahi billahi gardırobumu duvara monte etmiştim, yatağımı da monte ettim. Görüyor musun sen? Yani o bina yıkılmasın diye değil tabii, yani yerinden koptu da kafana mafana gelmiş, düşmesin falan. Ama o yani, çünkü eğer yazıldıysa o oluyor tabii. Sen istediğin kadar gardırobunu duvara monte et, efendime söyleyeyim, monte ettiğin duvar kalmıyor ortada. Hay Allah korusun yani. Sabah sabah baba. Ya ama tabii bu bizi şeye yönlendirmesin. Aman iki dönüm bostan, yan gel yat Osman. Allah aşkına boş ver, ne olacak sağ ol. Gebeş gebeş yani. Mayıs buzağları gibi o güzel havayı görüp de çamurlu sulara giren camışlar gibi öyle olmayalım. Pardon, özür dilerim, akşam saatinde yapmıyoruz mu yayını? Sabah programı bu. Bu tür benzetmeler falan yapmamam lazım. Ciddi olmam lazım ben. Ben bir haberciyim. Akşama doğru ne oluyorsun ya Muzo? O zaman da haber veriyorum. Ama o zaman biraz daha böyle sinirlerim tepeme çıktığı için insanlar da belki daha çok tolere edebilirler. Gerçi benim bu üslubumu çoğu insan daha sıcak buluyor yani. Ben ne yapayım? Hani alışmadık, az kalsın az bir, hani şey ne de, nasıl anlatabilirim? Alışmadık vücut takım elbise giyemiyor mesela. Ben rahatsız oluyorsa, alışmadık vücutta takım elbise durmuyor. Böyle bir aman Allah'ım, üniforma giymiş gibi oluyorum. Ne kötü ne kötü. Hele ki böyle, acaba hayatı boyunca takım elbise fazla değil, hiç giymeyen. Böyle mecburiyetten ötürü düğünlerde bile, bırakınız düğünü. Kendi düğünümde giymişimdir işte o smokini. Onun dışında böyle çok özel, önemli bir yere giderken mecburen devletle ilgili bir şey. Hani ben bir iki kere giymişimdir. Onun ötürü herhalde alışmadık şeyde durmuyor. Vücutta durmuyor takım elbise. Bunu anlatıyoruz. Hani, ha bana Masal Osman'ın deli gömleğini giydirmiş. Ha onu giymişim. Belli bir saat sonra hemen çıkarasım geliyor. Evet, bir Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında da değişme neden oluyor. Onu biliyoruz zaten. Devam ediyorum habere. Önceki iki gün peş peşe motorine yapılacak olan zamların iptal edilmesinin ardından fiyatlar değişmiş. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam yapılırken benzinde 83 kuruş indirim gelmiş. Vallahi artık kafamız karıştı. Ne iniyor, ne biniyor, ne zaman indiriyor, ne zaman bindiriyor. Fiyatları takip etmek mümkün değil. Akaryakıt fiyatlarını takip etmek mümkün değil. Yani bu akaryakıt fiyatlarını takip edemeyince tabii biz vatandaş olarak, yani çoğumuz artık o bilince sahibiz tabii yani. Aramızda çünkü CRI Türk'ü dinleyen yoktur. Yani yoktur derken şu anlamda yoktur. Hani bunu idrak edemeyecek insan CRI Türk'ü dinlemez. Çünkü bizim yayın içeriğimiz ve donanımımız o kişiye hitap etmiyor. Yani aman arabam yok zaten, benzin akaryakıta zam gelse bana ne diyecek zeka seviyesinde veya yaşam görüşünde olan bir insana zaten hitap edecek yayınlar yapmadığımız için büyük ihtimalle bizim dinleyicimiz öyle değildir yani. Ha kazara öyle o grupta olup da bizi dinleyen insan çıkabilir. Ona da selam olsun. Artık onun da kendisini yavaş yavaş alıştırması lazım öyle insanların. Çünkü akaryakıta gelen zamların her şeye geldiğini bilmek gerekiyor. Bunun için de çok büyük bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Hatta ortalamanın altında bir zeka bile bunu idrak edebilir.
edebilmeli. Akaryakıta gelen zam benim burada elime tuttuğum tükenmez kaleme geliyor. Efendime söyleyeyim telefona geliyor. Çarşıya gidip aldım patatese geliyor. Geliyor da geliyor. Her şeye geliyor yani. Yani benim arabam yok demekle kurtulamıyoruz. Ama arabam yok. Yok arabam tamam. Akaryakıt ama yaşam bütünüyle her şeyle zamlanıyor. Ne yapacaksın? Ne yapayım? Bana ne? Akaryakıta gelen zam. Sen bir yerden bir yere neyle gidiyorsun? Şeyine kanat mı takıyorsun sağ ve sol omzuna? Yani ya da ne bileyim seni mancınıkla mı fırlatıyorlar? Yok. Toplu taşımaya biniyorum. Tamam biliyorum. Toplu taşıma neyle gidiyor? İnsanlar idrarlarıyla birlikte toplu taşıma mı gidiyor? Ya da arkadan ittirerek mi gidiyor? Onlar da akaryakıt kullanıyor işte. Dolayısıyla o zamanla toplu taşıma da geliyor falan filan. Bir simit oldu karşıda, ekmek oldu karşıda. İşte hep bunlardan ötürü oluyor. Anlayabildin mi sevgili kardeşim? Hala mı anlamadım? Ama ne o zaman benim bu kadar yani ben ilkokul seviyesinde bir çocuğu anlatır gibi anlattım. Ha, o kadar mı zorlanıyorsun? Çok zor o zaman onu yapılabilecek bir şey de yok tabii yani. Onu nasıl anlatabilirim? Peki güncel motorun fiyatları İstanbul'da 24 lira, Ankara'da 24 lira 11 kuruş ve İzmir'de 24 lira 12 kuruş olmuş. Benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrasında da İstanbul'da litre fiyatı 20 lira 33 kuruş, Ankara'da 20 lira 45 kuruş, İzmir'de 20 lira 44 kuruş olmuş. Artık dediğim gibi insanlar batlı balık yan gider. Kuruşunu muruşunu bakmıyor. Mecbursa zaten akaryakıtını alıyor. Mecbur değilse almıyor. İnsanların zaten bir yerden bir yere gitme için gerekli hani o maddi gücü de kalmadı. Maddi gücü bitti ve ondan ötürü artık insanlarda şey de kalmadı. Enerjide istek de kalmadı. Otsu bir yaşam. Yani sanki normalde yaşamımızın bu olması gerekiyormuş gibi. Sabah kalk işin varsa işine git. Akşama kadar her türlü şeye maruz kal. Çünkü mecbursun bir işin var. Kaybedersen Allah muhafaza ötekini bulamazsın. O korkuyla. İşveren de onu bilsin. Sömürülebilir bildiğin kadar sömürülü ay başında sana bir maaş versinler. O maaşla sen oturduğunda eğer internet kullanıcısıysan oraya havale, buraya EFT. Abi bakmışsın sana şu kadar para kalmış. Hani bir abi, bir ona, bir buna hani bana misali bana bir şey kalmamış. O kalanla ben hiçbir şeyi de hadi şu an yaz aylarındayız. Yani. Ama kış aylarında şeyimiz giderlerimiz daha da artacak ve dolayısıyla neyimizi göreceğiz? Faturalarımızı göreceğiz. Görmez olsak faturalarımızı gördüğümüz zaten ondan sonra hadi bakalım buyur buradan yak. Çünkü yaşam gitgide zorlaştı ve yani herkes artık bu hoş bir bilinenin ilanı da kış aylarının daha zor olacağını söylüyor. İnşallah olmaz diyelim. Ama hayat inşallahla maşallahla olmuyor. Bak o kızlar o kadar Adnan Oktar'ın karşısında maşallah hocam maşallah inşallah inşallah. Ne oldu? Gene içeri girdiler. CRI Türk. Hanımlar beyler, Muzo. Yanı başınızda. Bugün de hafta içi her gün olduğu gibiyim. 18 Ağustos'un sabahında da tam 7'de mikrofonu geldik açtık. Ekiple beraber taş gibi hazır olduk. Neden? Haberleri verelim size diye. Siz bir yerden bir yere giderken, güne yeni başlarken şöyle bir köşeden de böyle tamam biliyoruz sıkıntılı verici bir şey haber. Yani ama ya bizim verdiğimiz haberi dinlerken sıkılmazsınız. Yani bir sıkılmanızın bir imkanı yok çünkü haberi veren adam ben yani. Bu kadar cüvelek, bu kadar dudu dille haberi yaptı. Aa, rica ediyorum ya Allah aşkına yapmadığım maymunluk kalmıyor. Bütün iğrenç haberlerden bile en azından etkisini size fazla hissettirmeyeyim diye haberleri önceden oku cümleleri. Yani böyle paragraflar boyunca süren bir haberi bile 3 cümleye 5 cümleye düşürebilmek için. Yani kısacası size sadece özetleyeyim. Şöyle şöyle olmuş biliyor musun Fatih? Yoksa sabah duydum radyoda. Hani bu bile yeter. Bu kadar hayata entegre olsak yeter. Öteki türlü çünkü eğrelti otu gibi yaşamış olur o olmaz. Karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda anlaşan Türkiye ve İsrail yeni bir dönemin kapısını aralamış. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye olarak Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Büyükelçilerin tekrar atanması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemlidir demiş ve İsrail merkezli medya kuruluşları da hem Ankara'dan hem de İsrail'den verilen mesajları son dakika notuyla paylaşmışlar. Çünkü onlar da aynı şekilde zaten duyurmuşlar. İsrail ve Türkiye tam
diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor denmiş Haaretz'te. Başbakan Yari Lapid'in açıklaması paylaşmış. Lapid, Türkiye ile bağların yeniden kurulması bölgenin istikrarı için önemli bir değer. İsrail vatandaşları için büyük ekonomik bir önem taşıyor dediği de belirtilmiş. Tekrar büyükelçilikler görevlendirilecek ve artık İsrail ile ilişkilerimiz normale dönecekmiş. Hükümetimiz İsrail ile ilişkileri tekrar normalleştirme kararı almış. Bu güzel bir şey yani. Hani bazen hemen şey deniyor ya, ne oldu bunlarla zamanında küstük de şimdi tekrar barışıyoruz. Hani ne oldu yani, niye küstük biz mi? Ne olabiliyor? Yani biz insanlar arkadaşlarımızla böyle arada sırada atışıyoruz falan, ondan sonra barışmıyor muyuz? Barışıyoruz. Devletlerde de zaten küstük olmuyor. Yani ona onu söylüyor, bu buna bunu söylüyor. Mesela bakın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ki bir Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bizim en baş müttefikimiz. Evet. Efendim? Dış güçler. Amerika Birleşik Devletleri dış güçlerden değil. O bizim oğlan. Ya da biz onun için bizim oğlan. Fark etmez. Yani Amerika Birleşik Devletleri bizim en eski müttefiklerimizden. Efendim? Terör örgütlerini destekliyor. Ama abidik gubidik şeyler soruyorsun. Benim sabah sabah mahsustan soruyorsun herhalde. Her dediğimin arkasında böyle bir şey yapacağım. İyi de böyle. İyi de şöyle söyledin. Ne bileyim ben işte. Müttefikimiz diyor, deniyor sonuçta. Müttefikimizmiş o bizim. Demek ki müttefik böyle mi oluyor bilmiyorum yani bir yandan. Nasılsın güzelim? Hadi yılanları salın soksunlar arkadan. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından bir açıklama gelmiş. Türkiye ve ABD arasında başlayan F-16 görüşmelerine dikkat çekerek Kremlin'in açıklamasına ilişkin sorulara yanıt vermiş. Demiş ki bu konuda yeni bir gelişmeden haberdar değiliz diyen Price, Türkiye'ye dolaylı bir uyarıda bulundu diyor haber. Price, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız, haksız savaşında tüm ülkelerin Rusya'nın savunma sanayisiyle işbirliğinden kaçınması. İşte daha ne desin adam? Bana bak diyor, bana bak S-400 aldım. Sen bak dinle beni, gelinim. Sana söylüyorum da kızım, sana söylüyorum da gelinim. Bu laflar esas senin. Her zamankinden daha fazla hayati önem taşıyor demiş. Zira bu onları yaptırım riskine sokar. Yani bu şeye benzemiş yine. O abanız var, ne güzel abanız. Abanızın altında ne var? Abamın altında bir sopa var. Görmek istemezsin abamın altından sopayı. Hani öyle abamın altı göreyim. Ucunu böyle gösteriyor. İşte aba altından sopa göstermek böyle bir şey herhalde. Üf, çok kötü, iğrenç haberler bunlar. Sıkılıyorum. Cezayir'den bir haber var. Dünyaya biraz açılalım. Cezayir'de son haftalarda artan sıcaklıklar nedeniyle adeta bir felaket yaşanıyormuş. Ülkede Ağustos ayının başından beri çok sayıda kentte orman yangını meydana gelmiş. Ülkenin Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış. Orman yangınlarına müdahale sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarlarla birlikte daha da zorlaşıyormuş. Ne yazık ki Cezayir'de bu haberi verirken bir yandan da tabii o ülkeden yangın görüntüleri var. Çok kötü görüntüler gerçekten. Cayır cayır canım ormanların yanmışı. Yanışım. Son günlerde hava sıcaklıkları 47 dereceyi aştı diyor. Ağustos başından bu yana birçok kentte 106 farklı noktada orman yangınları meydana gelmiş Cezayir'de. Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2400 hektarlık orman ve makilik alan kül olmuş. Oo, çok kötü. Geçmiş olsun Cezayirlilere. Aynı acıları bizler de yaşadık geçen sene. Bu senenin başında kısmi bir şey ama hemen müdahale edildi Allah'tan. Yani orman yangınları dünyanın problemi. Fransa onlarla uğraşıyor. İşte dün haberini verdik. Neredeyse Tunca Nehri'nden aşarsa diyor köylüler, bizim buraya sıçrarsa alevler bizim için de problem olur diyor. Kısacası yaz aylarında özellikle kuraklığın nedeniyle, yani sadece bunlar tabii sabotajla olan yangınlar değil hepsi. Belki büyük bir çoğunluğu öyle ama ne yazık ki iklimin de gün geçtikçe katlanılamaz hale gelmesi, gün geçtikçe sıcaklaşması ve kuraklık tehlikesi ne yazık ki bu yangınları da tetikliyor hanımefendiler ve beyefendiler. O yüzden hani böyle arabanızda giderken sigara fırt böyle şöyle atarlar. Bir bakayım parmağa, ben işaret parmağının yanındaki parmakla baş parmağın arasında pırt diye böyle fırlatırlar ya. Öyle. Aynen o sigara izmaritini alıp aç ağzını, pırt diye ağzının içine sokası geliyor insanın. Hala böyle
dengesiz, hadsiz, pis insanlar var. Sigarayı içiyor, pırt elini... Ya kardeşim artık bu devirde, belki beni dinleyenlerin içinde olanlarda da var ki vardır mutlaka. Ama ben hani ama böyle beni dinleyen adama ya da kadına şimdi ben böyle söyledim o bir daha beni dinlemez falan. Bunu düşünmeyen bir programcı değilim. Öyle olmadığım için insanlar zaten bu doğruluğu seviyorlar. 27 yıldır da böyle yapıyorum. Evet, beni dinleyenin içinde bile varsa çok büyük bir kabalık, hatta odunluk. Yani aranızda varsa mesela arabada sigara fırt diye fırlatıyor dışarı. Odunsun. Yani bu açık bir şey. Yani odun bir, bu da bu yayında diyebildiğim için, yoksa daha kötü şeyler de söyleyebilirim. Böyle pislikle, böyle kabalıkla hala hayatınızı devam ettirebilmeniz, yani bunu yapanlara söylüyorum. Biz bu önlemleri almaya çalışan, bu kurallara uyan insanlar için gerçekten şaşırtıcı. Hala bu devirde enteresan, ilkel yaşam formu özellikleri gösteriyor falan diye bakıyoruz size. O yüzden rica ediyorum, ne olur biraz daha uygarlaşmaya yaklaşmanızı diliyoruz. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber. Hanımlar, beyler, Muzo. Günaydın bir kez daha hanımefendiler, beyefendiler. Saat 7.40. Ve ben dağ gibi, taş gibi. Burada dimdik. Mikrofonun başında duruyorum. Neden? Çünkü siz haberlerden böyle habersiz kalmayın diye. Bu gevrek dilimle size elimden gelen maymunlukları... Ya son günlerde pek fazla maymunluk yapmak zorunda kalmıyorum. Yani çok zam mı gelmiyor ki acaba? Yoksa alıştık mı? Yani öyle onun getirmiş olduğu öğrenilmiş bir çaresizlik mi var? Fransa'dan bir haber var. Dün başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak farklı kentlerde sele yol açtı diyor haber. Yani bir önceki gün yağmurlar başladı. Dün de artık ülkenin güney kesimini etkisi altına almış. Meteoroloji İdaresi Fransa'nın güneydeki bölgelerde öğlen saatlerinde ve akşamüstü şiddetli fırtınaların meydana geldiğini söylemiş. Yerel saatle saat 19 civarında fırtınaların şiddetini azaldığı bildirilmiş. Sağanak sele dönüşmüş diyor. Haberde bakıyorum, başkent Paris'in sokakları yağmurla dolmuş, yağmur suyuyla dolmuş daha doğrusu. Bazı metro istasyonları geçici olarak trafiğe kapatmış. Yani hizmete kapanmış, trafiğe demeyelim de. Yetkililer yaz mevsiminde normal şartlarda bir ayda yağan yağmurun sadece bir günde düştüğünü söylemişler ve Fransa turuncu alarmdaymış. Hatta turuncu alarmda olan vilayet sayısı 8'den 13'e yükseltilmiş. Ülkenin de diğer vilayetlerinin de tamamında aynı anda sarı alarm durumuna geçilmiş, sarı koda. Bazı yerlerde turuncu, yani çok aşırı şiddetli yağıyor. Bunlar da son zamanlarda mı çıkmaya başladı? Bizim ilgimiz oldu da ondan mı aklımızda kalmaya başladı? Sarı kot, kırmızı kot. Geçenlerde bir yerde çok süslü bir kot vardı. Kehribar. İngiltere'de miydi? Onlar kendilerine göre bir şey. Kehribar uyarı vermişlerdi. Bizim gibi fukaralar sarı, kırmızı, turuncu, mununcu onlar. Asortiksel eğer verdiğin kodun rengi de değişiyor. Biz öyle normalde sırada sarı, kırmızı, efendim, mavi o vermeyiz. Biz kehribar. Arada kalmış bir renk. Akik taşı gibi kehribar böyle. Bizim kodlarımız da bize benzer. Evet, yani orada da Fransız yetkililerin dediği gibi artık şu kadar günde yağan yağmur şu kadar saatte yağdı falan. Demek ki bu bütün politikacılar hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Ya da gerçekten aynı şey oluyor. Yani bizim altyapımız falan felaketti. Ne zamandır da yatırım yapma olacağı da buydu işte. Bunu söyleyen genelde muhalefet oluyor. Her yerde öyle. Türkiye'deki değil sadece. Fransız muhalefet de öyle diyordur. Allah bilir. İç siyaset böyle bir şey çünkü. Yani hemen bir taraf diyecek ki ya mahvettiniz işte, görmüyor musunuz? Mesela İstanbul'u senelerdir AK Parti'deydim. Biliyorsunuz siyasetle ilgisi yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Hemen AK Parti'de yağmur yağdığında, yollarda olduğunda işte böyle beceremediler. Yahu neyi beceremediler? Daha yeni geldiler iktidara zaten. Ekrem İmamoğlu. Hemen öteki tarafta onu söylüyor. Bakın ne kadar kötü ki. Öteki taraf bir iki taraf derhale geldi. Size anlatabilmek için. Gerçi bunu böyle tanımlamaya gerek yok ya. Siz zaten iyi biliyorsunuz. Kim ne diyor, ne o onu diyor. Tam tersi olsa da aynı işte. Yani ben mesela göreve oturuyorum, şuna benziyor. Bu radyonun başında daha gelmişim. İlk gün yayınımı yapıyorum. Ama siz de yani pardon da. Ne diyeyim mesela? Jingle çaldınız. Yani arada radyonun jingle'ı. Daha önce çalınmıyor muydu? Çalınıyordu.
Ama biz siz çalmazsınız diye beklemiştik, siz de çaldınız. Sizden de umudumuzu yitirdik. Daha dur bir gün oldu, tamam çalmam bir daha ya, jingle çalınmayacak bir şeyse falan demez miyim derim yani böyle. Ama siyasette ne yazık ki sanki futbol takımı tutar gibi herkes birbirine giriyor, kavga ediyorlar, kötü. İsveç'ten bir haber var. Yaklaşık 8 lira olan elektriğin 1 kilowatt saatinin 12 liraya yükseldiği bildirilmiş. Tabii onlarda lira yok, onların para birimi kron falan, fakat ben çevirmiş haliyle size aktardım. İsveç'te geçen hafta 8 lira olan elektriğin kilowatt saatinin yaklaşık 12 liraya yükseldiği bildirildi diyor haberde. Tabii şimdi ilk defa radyoyu açanlar muhtemelen şöyle düşünüyor. Aa, anlaşıldı bu radyonun da nasıl oldu. Ulan utanmaz adam, hemen şimdi saydırıyor işte. Bölündüğü kutuplaşlık dediğimiz bu. Beni mesela bilmeden haberin başını, sonrasını, dününü, önünü, arkasını, yarınını bilmeden hemen beni duymuş oluyor. Diyor ki İsveç'te yahu biz burada elektrik kullanamıyoruz be terbiyesiz adam. Bana saydırmaya başlıyor. Yani bilmiyor ki mesela ben bizde daha beterini söylüyorum. Ama şimdi ben bize beterini söylüyorum diye İsveç'teki bir haberi görmemezlikten gelemem. Çünkü biz CRI Türk'üz. Bir arkamızda koca bir Çin devleti var. Haberi veririz. Dünyanın neresinde varsa veririz. Yani şimdi bir grup vatandaş ya biz Türkiye'de elektrik faturalarını ödeyemezken utanmıyor musunuz? İsveç'teki elektrik gelen zam mı? Yani biz Türkiye'de gelen zam mı da söylüyoruz. Hatta diğer programcı da belki yorum yapmayabilir ama ben yerden yere vurarak da yorum yapıyorum. Ama şimdi İsveç'te zam geldi, bunu görmeyeyim mi yani? Aman aman bunu söylemeyeyim, boş ver boş ver. Ya da pardon, bunu söyleyeyim. Tam tersi. Böyle mi yapalım? O da var, bu da var. Hepsini söylüyorum ya. Çünkü bizim işimiz bunları size duyurmak. Ya o bunun yorumunu, çıkarımını, sonucunu herhalde yapabilecek zekaya sahipsinizdir yani. Oturup da bunu, ha bu şöyle şöyle şöyle. Hoş bizde de durum daha da beter defa. Bunu zaten biliyorsunuz. Bizim elektrik faturası. Yani kilowatt saatine kadar geldi. Biz korkumuzdan mikrodalga fırınları falan unuttuk biz be. Hakikaten bizim evde mikrodalga fırın vardı. Vallahi billahi züğürt edebiyatı yapmıyorum. Hiç kullanmıyorum son zamanlarda. Aldık. Birçok elektrikli eşyamız süs diye duruyor. Hani bazı vatandaşlarımız hatta bırakınız mikrodalga fırını, normal dalga fırın. Hatta da şey dalgasız fırın. Ha, bildiğimiz klasik fırın. Vatandaş onu bile kullanması hale geldi ya. Elektrik zamına illallah dediği için ya. Görmüyor musunuz o YouTube'da falan yani. Yani kadınlara daha kolaylık sağlamak için yemek tarifleri değişti. Tavada kek tarifi veriyor mesela. Gayet de güzel oldu. Kabardı da bakın şöyle oldu. Ne oldu da sen tavada kek tarifi veriyorsun? Züğürt. Fakir. Ya da ne bileyim işte az bir sütten kaşar peyniri yapanlar falan filan. Yani şimdi insanların YouTube'a koyduğu videoların içerikleri bile değişti. Züğürtlük insana her şeyi yaptırıyor. Hanımlar, beyler. Muzo. Çok haber var, çok haber var. Öyle böyle haber değil. Hanımefendiler, beyefendiler niye? Biz de çünkü haber veriyoruz. Günaydın bir kez daha yeni açanlar için. CRI Türkiye'ye bir sabah daha, perşembe sabahından. Elimiz, ayağımız, kaşımız, gözümüz yerinde. Aklım benim zaten yerinde olduğu kadar yerinde. Sizin çok daha fazla yerinde olsun. Yani çünkü insanlarla haşır neşir olanların tabii aklına daha hakim olabilmesi gerekiyor. Benim mesleğim gereği en azından ben insanlarla haşır neşir değilim. Haşır neşir değilim. Yani elbette beni herhalde oturup da böyle Serengeti çayırlarındaki aslanlar, sırtlanlar dinlemiyor. İnsanlar dinliyor ama sizde birebir diyaloğum yok. Hani WhatsApp'ta mesaj yazanların mesajlarını görüyorum. Onlar benimle bir, o da fazla bir diyalog sayılmıyor. Onun dışında yani böyle mesela atıyorum nüfusla oturup da sabahtan akşam buyurun, buyurun gelin. Bakayım hani insanla böyle birebir temas gerektiren bir işe sahip değilim. Çok şükür. Çok şükür değil. Değil mi yani? Yoksa ya büyük ihtimalle sinir hastası olup sinir tedavisi görürdüm ya da ya kovulurdum özelde falan. Yok yok ya, hiç insanın kahriyle uğraşamam. Hiç benlik değil yani. Hele ki karşıma böyle aptalım biri gelir. Aman Allah'ım ya Rabbim ya. Öyle diyorsun anlamıyor, böyle diyorsun anlamıyor ya. Yani kardeşim sen ne insan ziyanı mısın sen ya? Öyle diyorum anlamıyorsun, böyle diyorum anlamıyorsun. Git şuradan falanca bir. Muhtemelen kavga ederdik yani. Hele ki öyle bir günleri yaşıyoruz, öyle günler yaşıyoruz, öyle günlerin içinden geçiyoruz ki akşam programlarında daha çok tanık oluyorsunuz ya. İnsanlarımız çok sinirli. Sakın trafikte öyle kimseyle kadar dalaşmasın. Ya da toplu taşıma araçlarında şu an beni dinleyenler varsa sağına soluna hiç bakma. Sadece önüne bak. Vallahi billahi. Hayır, bir kazara bir bakarsın. Neden sen bana bakıyorsun falan. Birden bir kadının çekip ters gününden kalkmıştır. Yanlış anlar saldırır. Hemen öteki adamlar çünkü insanın üstüne hücum ediyorlar.
Evet, ne yapıyorsun sen kadını rahatsız mı ediyorsun? Öküz gibi dikti gözünü bana bakıyor. Hani kazara daldı gözün farz et. O kadın dünya çirkini, beygir suratlı bir şey diyor. Kendisine hayatında bakan olmamış. Bir de adama şişe. Sen bana bakıyorsun bilmem. Yani biri durduk yere, hakikaten en korkunç şeylerden biri son zamanlarda. Durduk yere manyak bir kadının biri. Birisi de bir kim niye yapsın hiç belli olmaz. İnsana hiç güvenim yok. Yapar mı yapar. Yani normalde niye yapsın tabii. Ama durduk yere ya da ters anladığı için bir adama... bana baktı, geldi yanıma oturdu, diz kapağıma değdi falan. En korktuğum şey, Allah muhafaza. Yani ondan sonra, çünkü bütün otobüs seni canını çıkarıncaya kadar dövüyor. Görmüyor musunuz ya? Hep herkes zaten sinirli. Dur bir tane de ben yumruk atayım, dur bir tane de ben. Öncünü alır gibi adamları orada perişan ediyorlar. Belki de adamcağız ya vallahi yapmadım, billahi yap, kadın yanlış anladı falan. Hepinizin başına gelebilir. O nedenle herkes önüne baksın. Hiç iyi bir gidişat yok yani sokaklarda. Herkes sinir küpü. O anlamda söylüyorum. Hiç kimseyle muhatap olmaya da gerek yok. Sevindirici bir haber vardı. Dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, bir ilkti. Türkiye Ermeni topluluğundan bir isim resmi olarak görevlendirildi diyor. Haberde Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesinde kaymakam olarak görevlendirildi. Ne temiz suratlısın sen ya. Yani suratlısınız siz, özür diliyorum yani. Bu hayır, Mert gencecik bir çocuk, delikanlı de yani ondan olabilir. Yoksa büyümüş koca adam olmuş, kaymakam olmuş. Bak ne kadar güzel. Yani kim olursa olsun, yani onun Ermeni olması anlamında değil. Bu tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok güzel, çok da geç kalmış. Neden olmamış bilmiyorum ama ben hani onun gençliğin için söylüyorum. Ne güzel giymiş takım elbisesini, kravatını takmış. Sevsinler seni. Kaymakam olmuş. Yani ben demek ki bayağı büyüdüm. Yani 52 yaşındayım ama yani ben şimdi kaymakam kardeşimin adı neydi? Berk'ti. Berk'le vallahi aşık atarım. Yani efendim yakışıklık mı yok? Berk yakışıklı tamam da şey aşıklı. Dinç. Ben hala ergenim. Berk koca kaymakam olduğuna göre ergenlikten çıkmıştı ama ben hala ergenim. Niye diye zaten kafayı da yedim. Görevinde başarılar diliyorum sevgili Berk Acar'a. Dediğim gibi güzel, hoş bir haber. Geç kalmış bir haber belki ama göreve gelen Berk Acar'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelip görevine başlaması bekleniyormuş. Denizli'nin Babadağ ilçesinin ilk kaymakamı değil de daha doğrusu kaymakamın Türk Ermeni toplumundan ilk kez bir isim sevgili Berk, görevinde başarılar diledim kendisine. Bu arada Taliban'dan bir açıklama gelmiş. Taliban Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için Türkiye'ye geleceği açıklanmış. Türkiye son 7 ay içinde yaklaşık 40 bin Afgan mülteciyi sınır dışı etmiş. Bakın son 7 ay içinde. Demek ki ne kadar fazla ki bunlar yakalanıp sınır dışı edilebilenler. Daha yakalanmayanlar var. Demek ki gerçekten o YouTube'da gördüğümüz, Twitter'da gördüğümüz o videolar çoğu doğru. Yani mahalle aralarına gelip de bılı 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 bir kamyondan ya da bir otobüsten, minibüsten, kamyonetten artık nedense birden fırlayan, mahallenin çeşitli sokaklarına dağılan insan görüntüleri. Hani orada videoyu çekiyor ya apartmandaki, bak bak gene geldiler gördün mü? İşte. Hay Allah kahretsin sizi ya, görüyor musun? Dağıldılar işte, gene geldi. Pakistanlı mı geldi, Afganistanlı mı geldi falan. Bunlar demek ki doğru. Son 7 ayda gönderdiğimiz Afgan sayısına bakar mısınız? Göçmen sayısı, mülteci sayısı pardon. 40 bin. Bu sadece Afgan. Yani ne oluyor, bu anlaşılamıyor. Yani neden sürekli Türkiye'ye gelmek istiyorlar? Türkiye'ye neden bu kadar kolay girebiliyorlar? Giremiyorlar desek biz bunlar yakaladıklarımız. Bunlar nereden? Mancınıkla mı atıldı? Bunlar demek ki bir sınırlardan girdiler. Nasıl girebiliyorlar? Niye bunun önlemi alınamıyor? Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti nasıl önlemini alamıyor? Anlamıyorum. Canım bunların hepsinin amacı Türkiye'de kalmak değil. Bunlar Avrupa'ya gitmek istiyor. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Avrupa'ya gitmek istese de istesin. Bana ne? Sınırımdan benim girememesi lazım. Yani Avrupa'ya gitmek isteyebilir de sen niye girdin sınırımdan? Avrupa'ya gitmek istiyor. Bak hadi. Hadi geç bakayım. Hadi git madem hadi. Nasıl gidecek? Bizim sınırdan gidecek neresi var? Yunanistan. Yunanistan alıyor mu? Ondan sonra diyoruz ki kara sularında Yunanistan zulmü. Yunan zulüm mü ediyor? Ne yapsın? Adam toprağını koruyor. Almıyor tabii ki yani. Yani mülteciler akın akın gelecekler. Yazık, günah, bunlar kaçıyorlar. Be aman, mutlu olsalar gelirler miydi? Hadi gelin bari mi desin Yunanistan. Yani biz diyoruz diye ya da Yunanistan'da mı desin?
Yunanistan sınırlarını koruyor, almıyor diye Yunanlılara kızıyor bir grup insan. Diyor ki Yunan zalim, zulüm gösteriyor. Bunları alıyor, böyle yapıyor falan. Bu anlamazsa bunlar dağdan bayırdan, karadan çayırdan her yerden geliyorlar. Ne olacak? Her ülkenin birinci vazifesi kendi sınırlarını korumak. Yani hani derler ya, acıma acınacak hale gelirsin. Bu böyle olacak böyle bir iş. Ne düşünüyorsunuz sevgili CRI dinleyicileri? Bu konuda bir fikriniz var mıdır? İyice mayıştınız, uyuştunuz üstünüze, ölü toprağa serpilmiş gibi. Şöyle bir canlan, kendine gel, silkelen. Ey dinleyici. Yani haksız mıyım? Yani böyle düşünen var mı mesela? Ya Muzo çok haksızsın, onlar yazık günah. Afganistan'da mutlu olsalar gelirler miydi? Bana ne canım? Bana ne yani, hani her dünyanın her ülkesinde yaşayan mutsuz insanlara yazık günah, mutsuz. Nerede yaşıyorsun sen? Efendim Cezayir'e gel hadi bari bize. Sen nerede yaşıyorsun? Ben de mutsuzum. Ah kıyamam. Sen nereden geldin? Libya. Hadi gel. Ben? Bu kadar çok doldu burası. Sıkıldım. Ben gideyim bari. Ben nereye geçeceğim? Yunanistan'a mı geçeyim? Her ülke sınırını koruyacak tabii yani. Hani bunun bu siyasi söylemle, edebi, demagojik yaklaşımlarla, açılımlarla falan ya. Yok onlar bizim kardeşimiz. Yok onlar bilmem neyimiz. Tamam. Yani dünya anlamında bakarsan dünyanın bütün insanları Ademoğlu. Adem'den gel. Herkes kardeş. Ama yani bunun da bir durağı olması gerekmiyor mu? CRI Türk. İyi müzik, doğru haber. Hanımlar, beyler, Muzo. Burada. İkinci saatin 10 dakikası bitti. Saat 8.10. Hanımefendiler, beyefendiler, yeni katılanlara, yeni uyananlara, yeni radyosu açık olanlara falan filan. Neyse, herkese günaydın. Muzo yayınının başında, mikrofonunun başında, görevinin başında. Yani başına geçmesi gereken ne varsa onun başına geçmiş Muzo, belli. Teker teker saydım. Bizde de sıcaklar var ama Çin'de de aşırı sıcaklar varmış. 60 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyormuş Çin. Hatta bazı fabrikalar elektrik tasarrufu için üretime ara vermişler ki vatandaşlar, yani Çin halkı elektrikten daha rahat elektriğe ulaşabilsin, daha rahat kullanılsın, halka elektrik kullanımında öncelik verilsin diye. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı ve önemli sanayi bölgelerinden biri olan Sichuan'da yetkililer halkın elektrik kullanımına öncelik vermek için üretimin cumartesi gününe kadar durdurulacağını açıklamış. Sichuan eyaletinde bla 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 bla, bunlar firmaların adları da yani işte. Dünyanın büyük elektronik şirketleri bulunuyormuş. Ülkede diğer bazı bölgelerde de elektrik tüketiminde klima kullanılmasının önceliklendirileceği duyurulmuş. O kadar fazla bir sıcak. Son 60 yılın en sıcak günlerini yaşıyormuş Çinliler. O nedenle böyle bir tasarrufa gidilmiş. Yani cumartesi gününe kadar en azından böyle üretime ara verilsin, fabrikalar çalışmasın ki vatandaş elektrikten istifade edebilsin diye. Yoksa vatandaş eriyecek. YKS tersihi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversitelere kayıt hakkı kazandılar. Yani o artık ortaya çıkıyor. Hani bir de tabii bunun ek tercihi falan da var gerçi de. Şimdi bakılıyor artık kayıtlar ne zamanmış? Elektronik üniversite kayıtları 22 Ağustos ile 24 Ağustos tarihleri arasında alınacakmış elektronik kayıtlar. Yani gidip de üniversite kayıt olmanız gerekmiyor. Önceden ön kayıt gibi bir şey herhalde. Bu elektronik kaydınızı yaptırıyorsunuz önceden. 22 Ağustos ile 24 Ağustos arasında elektronik kayıtlarınızı yaptırıyorsunuz. Neler gerekiyorsa artık zaten onları biliyorsunuzdur. Öğrenciler de biliyorlardır, takip ediyorlardır. Bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşen öğrencileri tebrik edelim. Yerleşemeyenlerin de canı sağ olsun, seneye yerleşirler. Fark etmez. Bu lise geçiş sınavı değil ki bir kere yapılsın. Her zaman yapılıyor. Her sene üniversite sınavı yapılıyor. Bu sene olmaz, seneye olur. Hani lise geçiş sınavı gibi o bir kere yapılacak olur. Geçtin geçemedin artık. Ona uygun neresiyse o lise. Yani mesleki eğitim lisesine mi gidersin? İmam Hatip lisesine mi gidersin? Nereye gidersen gidersin. Yani gidersin. Ama üniversite böyle değil. Her sene sınavı yapılıyor. O yüzden bu sene üzüldü. Kazanamayanlar üzülebilir tabii. Hani koskoca senen boşa gitti. Aman falan. Ama koskoca senen neden boşa gitti? Eğer oturup onun planını yapıp da muhasebesini çıkarırsan ortaya planını çıkarırsan kolay olur. Ama sen yine koskoca senen gitti diye bu önümüzdeki seneye, bu sene çok çalışacağım deyip yine beygir gibi yatmaya ve koskoca seneni heba etmeye çalışma, sınav geldiğinde yine koskoca senem gider mi acaba diye korkarsan gider. Yani bir seneyi kaybettin ey üniversite adayı. Bu önümüzdeki seneyi kaybetme. O zaman
programını belirle. İstediğin bölüm neyse onun netlerinin sayısı. Kaç soru yaparsan sen oraya öyle bir bölüme girebilirsin. Onu hesap et ve ona göre kendini hazırla. Ama sen iki dönüm bostana yayılmış bir canlı gibi yatarsan... Aman bostan çok fazla, bu karpuz biter öbür karpuzu yerim falan. Bu rahatlıkla koca sene sayını dinler, çabuk geçer, öbür sınavda gelirsen yine hiçbir hal şey, bir halt yiyemezsin. Evet, asrın felaketi olarak nitelendirilen Marmara depreminin 23. yıl dönümünde bir açıklama yapılmış. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Enstitü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener Marmara'yla ilgili tehlike diyoruz. Marmara'da bir enerji birikiyor. Bunu hep söylüyoruz. Yıllar geçtikçe biriken enerji miktarı artıyor. Dolayısıyla enerji birikiyor. Biz biriken enerjinin miktarını biliyoruz demiş Profesör Özener. Şu an bir deprem olursa bunun büyüklüğünün yaklaşık 7 ve 7,2 arasında olabileceğini biliyoruz. Ama ne zaman olabileceğini bilmiyoruz, söyleyemiyoruz bilmediğimiz için de demiş. Sayın hocam keşke onu söyleyebilseniz. 7,2, 7,2 arasında olacak dediniz. Tamam, onu abi, tamam, o da iyi de yani hani o bizi korkuttu, sadece bir işe yaramadı. Keşke ne zaman olacağını bilse de bilim. Hani ona göre biz o gün hani şey olur ya, kuryeyi ararsın. Alo, hangi gün geleceksiniz siz? Ona göre biz evde olalım bari, bir kişi evde olsun bak. Ona göre biz depremi bilirsek o gün evde olmayalım bari, hani güvenilir bir yere çıkalım diye. Maymun çiçeği böyle hafife alıyoruz. Maymun çiçeği falan. Monkeypox adıyla bilinen bu virüs Dünya Sağlık Örgütü haftalık küresel maymun çiçeği vaka sayısını açıklamış. Neymiş bakalım? Kuruluş, yani Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği salgınının yayılımının hızlandığını ve dünya genelinde haftalık vaka sayısının %20 arttığını duyurmuş. Bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti demişler. Nerede kaybetti bu 12 kişi bir hayatını, bir bakalım. Diyor ki yılbaşından bu yana 93 ülkede maymun çiçeği vakalarının görüldüğü aktarılmış. 16 Ağustos itibariyle toplam vaka sayısı 36.412 dünyadan ve virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti diyor. Haftalık bazda vakaların en çok son bir haftada görüldüğüne dikkat çekilmiş. Son 7 günde yani son bir haftada yaklaşık 7500 yeni vaka görülmüş maymun çiçeğinde. Ve haftalık vaka sayısındaki artış %20'ymiş. Yani virüsün biri gitmeden öbürü geldi. Allah'ım yani. Ve çoğunlukla bu erkeklerde maymun virüsü. Maymun çiçeği virüsü söyleyelim de yani kadınlar tabii söyleyelim dedik de kadınlar 2.80 yatmasınlar. Allah korusun. Yani o çünkü erkeklere geçebilir ama erkeklerden de size işte bir çok yakın temaslar, yüz yüze temaslar, efendime söyleyeyim vücut teması, vücut sıvıları ki bu işe cinsel ilişkide de tabii bunun içinde geçebiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Erkeklerde daha çok rastlanması, acaba erkeklerin daha çok gizli kapaklı fındık kırmasından mı kaynaklı? Bilemiyorum yani. İşte ilahi adalet mi acaba? Bilemiyorum. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber. Hanımlar, beyler, Muzo. Sırbistan'a götüreyim sizi. Bir haber var Sırbistan'dan. Sırbistan'da LGBT zihniyeti etkinliği düzenlemek istemiş. Habere bak, LGBT zihniyeti. Yani Sırbistan'da LGBT'liler etkinlik düzenlemek istemiş. Bitti. Haberi siz böyle verirseniz taraflı olursunuz. Gerçi daha beter taraflı vermiş işte de. Yani ben öyle söylemedim. Çünkü biz taraflı değiliz. Biz haberi haber gibi veririz. Şimdi bu sitenin adı bilmem ne haber. Ne haberi, sevsinler seni. Haberi verişe bak. Sırbistan'da sapkın LGBT zihniydi. Bir kere sen tamamen taraflı bir yorum yapmış oluyorsun. Sen haber falan vermiyorsun. Yorum veriyorsun. Buradaki sapkın kelimesini koyduğun zaman yorum yapmış oluyorsun. Bunlar haberci falan değiller. Gerçekten bunlara habercilik dersi vermem gerekiyor benim. Yani bu internet siteleri falan her gördüğünüz yeri haber falan zannetmeyin. Yani böyle haber olur mu ya? Hadi sana göre de sapkın olabilir. Ey dinleyici. Yani LGBT'liler yani lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel neyse. Senin yaşam biçimine uymaz, doğrularına uymaz. Ama sen eğer haber yapıyorsan onu sapkın diye anlatamazsın. Sen LGBT'liler şöyle 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 falan. Haber budur. Yani sapkınlık yorumudur. Senin yorumundur.
Ama tabii kime ne öğreteceksin abi? Bunları tekrar üniversiteye alıp üniversitede tekrar iletişim dersleri vermen lazım bunlara. Bunların hocaları ne ki? Öğrenciler böyle ne olsun? Hangi hocaların yetiştirdiği çocuklar ki bunlar? Görüyorsunuz işte başında doçent, profesör ne ünvanlar verildi son yıllarda kimlere? Onun yetiştirdiği çocuk da böyle olur tabii. Neyse Sırbistan'da etkinlik düzenlemiş LGBT. Pek çok aile Belgrad sokaklarına çıkmış. Çocuklarımızdan ellerinizi çekin diyerek LGBT'lilere tepki göstermiş. Bunun yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Balat Piskoposu Nikanor yürüyüşün önünde yer almış ve ayrıca Nikanor LGBT nüfusuna karşı silahlanma çağrısında bulunmuş. Şimdi bu bir din adamı güya. Piskopos. Sırbistan'da bir piskopos. Piskopos. Yani diyor ki silahlanalım. E niye silahlanacak? Ne, hani insanlar neden silahlanır? Çünkü yani karşı taraf sana saldırma riski olur. Düşünürsün dersin ki ya benim düşmanım saldırıyor. Bir kere onu düşman olarak görüyorsun. E sana saldıracak, canıma kastedecek Allah muhafaza ben de silahlıyım dersin. Ama karşı tarafta hiç böyle bir şey yok. O zaman sen bir katilsin. Durduk yere onu korkutarak silahla değiştirmeye çalışacaksın. Ya Allah aşkınıza bu nasıl bir gerizekalılıktır? Neyse yani gerizekalı değil mi? Akşam programı, saat şimdi programın sonuna doğru ben gün içinde yaşayıp işte böyle insanlara sinirlendiğim için akşam atarlı giderli. O gerizekalı, bu beyinsiz, bu aptal diye yayın yapar hale gelir. Yani bir insan, bir başka insanın ne cinsiyetini, ne dinini böyle silahla, onunla bununla değiştirebilir mi? Bu kadar beyinsizlik olabilir mi ya? Yani psikoposa bakar mısınız? Neredeydi? Bu Banat psikoposu Sırbistan'da. Yani LGBT'lilere karşı silahlanalım demiş. Zannedersiniz ki LGBT'li bireyler silahlı, tam teçhizatlı, donanımlı bir ordu. Ya da bir gerilla oluşumu. Yok. Adamların sizle bir alakası yok ki ya da kadınların. Neyse yani cinsel tercihleriyle yaşayacak. Yani sen ona karşı niye silahlanıyorsun? Ya da niye silahlanma duyurusunda bulunuyor? Bir de din adamı olarak yani. Ondan sonra insanlar senin adına şiddet yaparlarsa sen onların günahlarıyla nasıl öteki tarafa gideceksin? Çünkü din adamı olduğun için yani günahı önemsersin diye söylüyorum sana. Piskopos. Seni piskopos. Piskopos. Tam bir pis kopossun. İnsanları yaydınız, nefret, şiddet, yani bu zorla bir de cehalet de var işte dediğim gibi. İnsanların sanki silahlanınca karşı taraf korkacak. Vazgeçtim, eşcinsel olmayacağım, normal heteroseksüel olmaya devam edeyim. Yani böyle olacağını zannederim. İnsanın cinsel tercihleri, dinsel seçimleri, yaşam bunlar silahla, topla, tüfekle insanlık tarihi boyunca değiştirilememiş. Bu kadar beyinsizlik. Hala yıl 2022 hala bunlarla uğraşan insanlar var yani. YÖK Başkanımız konuşmuş. Demiş ki YÖK Başkanımız Erol Özvar üniversite yöneticileriyle bir araya gelerek bir çağrıda bulunmuş. Öğrencilerimiz üniversiteleri tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için ekstra bir indirim kampanyası yapmasının faydalı olacağını düşünüyorum demiş. Özel vakıf üniversitelerinden özellikle yerleşme oranlarındaki artışın öğrencilerin lehine bir iyileşme yapılması için fırsat olduğunu söylemiş Özvar. Vakıf üniversitelerinin kimliklerine yakışır bir şekilde toplumsal sorumlulukları biraz daha fazla üstlenmeleri, özellikle bu ekonomik koşullar mevcut, herkesin bildiği malum ekonomik koşullar çerçevesinde özellikle ücretli programlara yerleşen öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerini aksatmamalarını istediklerini belirtmiş. Biraz daha yardımcı olmalarını, biraz daha indirim konusunda öğrencilere yardım etmelerini istemiş vakıf üniversiteleri yöneticilerinden. Peki ne yazmış? Günaydın Muzo, günaydın. 0530 666 4 777'ye yazmış. Demiş ki Almanya'da biz 90 euro belirlenmiş, sıcak su parası öderlermiş. Daha sonra kullanmamıza göre yıl sonunda bizim geri iade edilirdi. %300 euro arası geri alırdık demiş. Dün fatura geldi, 700 euro fazladan istiyorlar. Yani hayat zor diyorsun Almanya'da da. Zor, her yerde zor ama bil ki Türkiye'de siz öyle zorlanıyorsunuz. Biz Türkiye'de onun 2, 3 katı, 4 katı, 5 katı zor. Çünkü enflasyon oranlarına bakarsan zaten kaç katı zorlandığımızı anlarsın. Sonra demiş ki Suriyeliler ülkede kalsın diyenlerin emine, sadece Suriyeliler de değil herhalde, bütün mültecileri, göçmenleri, ensarım, ensar diyen tiplere, onların emine her birine
birer ikişer bir aile yerleştireceksin. Madem o kadar ensar, çok seviyorlar ensarlığı, muhacirleri alsınlar evlerine yerleştirsinler demiş bir dinleyici. Güzelce birer ikişer aileyle, Suriyeli, Afganlı evlerinde beraber yaşasınlar demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz demiş ki, ah Muzo ah, ipini koparan Türkiye'ye geliyor. Bir başka dinleyicimiz demiş ki, günaydın sevgili Muzo. Toz alayım derken müzik setinin hakkından gelmiş. İki gün evvel temizlik yapan arkadaşımız. He, toz alayım derken müzik setinin hakkından gelmiş. Nasıl bir toz almış o ya Allah aşkına? düşman mıymış yani? Bir boşluk hissettim. Kaliteli yayın akışını hiç bozmayın. Haberleri de böyle sunun lütfen. Ancak böyle çekiliyor demiş. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber. Bugün hiç mottomuzdan bahsetmedim. Bizim mottomuz iyi müzik, doğru haber. CRI Türk. Hanımefendiler, beyefendiler, Çin Devlet Medyası'nın bu radyo yayınlarında her sabah ve her akşam sizlerleyim. Sabah 7-9, akşam 7-9. Sabah giderken haberler, akşam dönerken haberler. Siz bir haber kalmayın diye işte. Ama haberleri verişmişimin biraz böyle dedim trak. Ama olsun, böyle daha iyi, ne yapacak? Haberler çok çirkin olduğu için ancak böyle deliliğe vurarak işi götürebiliyoruz. Tesla'nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte at arabası şoku yaşanmış. Yazılım at arabasını bir tır olarak algılamış. Kıyamam ya. Kıyamam diyeceğim ama bu yazılımlar, bu yapay zekalar bize kıyacaklar zamanı geldiğinde. At arabasını ne bilsin yani. Şimdi o öyle bir yazılım yüklenmemiş demek ki yani şey arabaya. Beta sürümünde karşısında önünde bir at arabası gidiyor. Arkadan gelen yapay zeka donanımı Tesla'nın Full Self Driving, tamamen kendi kendini kullanan yazılımı, beta sürümü diyor ki önümüzde bir tır var. Halbuki tır mır yok, at arabası var. O onu tır olarak algılamış. Üstelik bununla da kalmamış. Tesla tırdan sonra at arabasını bu kez bir kamyonet olarak algılamış. Hayır, hemen bir ondan sonra herhalde o sırada güncelleme yapıyor. Yok, hayır. Önümüzdeki tır değil, bir kamyonet. Son olarak tekrar aracın dokunmatik ekranından, tırın arkasından bir insan yürüyor gibi görünerek herkesi şaşırtmayı başarmış. Bu sefer yani kamyonetten sonra tekrar bir tıra döndürmüş önündeki görüntüyü. Fakat arkada bir insan yürüyor tırla beraber. Ha, acaba bu yazılımsal bir problem mi? Yoksa yani o anlık bir problem mi? Yani orada araba mı kafayı mı yedi? Bizim günlük ifademizde hani öyle şeyler oluyor ya böyle. Hay Allah belanı vermesin ya, bu alet de iyice kafayı yedi. Kapat hadi, resetle de bir daha sonunda format attıracağım efendim. Hani bu noktaya mı gelmiş, anlık bir şey mi ya? Önce at arabasını tıra benzet, ardından kamyonete benzet, sonra güncelle tekrar tır haline getir, fakat arkasında insan yürüyor. Dikkat, önünde bir tır var fakat arkasında beyinsizin biri yürüyor. Yani ona göre algılıyor. Yani bir tuhaflık olmuş arabadan. İşte bunlar yapıla düzelecek tabii yani. Yoksa bunlarla başlarsak Allah muhafaza yani, direkt karşımıza. Yani yine önümüzde Allah'tan yani at arabasını bir tır olarak görmüş. Sonuçta bir vasıta var önünde yani. Ona göre önlemini alıyor, ona göre takip mesafesi bırakır falan filan yani. Yani önündekinin tırmış, kamyonetmiş, efendime söyleyeyim at arabasıymış ya. Çok da bir önem taşımıyor yani. 18 Ağustos yani bugün ülkeyi dolar ve euro pariteleri neymiş? Ülkemiz güne 17.95 kuruşla başlamış dolarda. 95-96, bir daha bir şey oluyor, 95'i tekrar düşürüyor. Çok büyük bir düşüş oluyor. Dün 96 iken bugün 17.95 oldu, biliyorsunuz mu? Ama ne yaparsak yapalım ne olmuyor? 18 olmuyor, yapmayacağız 18. Allah, elimizde değil tabii zaten, olmasından. Hatta 17.95 değil, 17'lere, 16'lara, 15, 14, 13, her gün bir gidiyormuş. Allah, ne güzel bir şey oldu. Euro 18 lira 25 kuruştan işlem görüyormuş hanımefendiler, beyefendiler. Bir yandan bakalım ülke nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kırklareli'nin kuzeyi, Isparta, Burdur, Konya'nın batı kesimleri, Tokat, Gümüşhane ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerinde çok güzel, sıcacık, açık. Marmara bölgesi. Hava sıcaklıklarına bakalım. Edirne 38, İstanbul 31, Kocaeli 36, Ege bölgesi az bulutlu açık, Afyon 31, Denizli 37, Manisa 40, İzmir 36, Akdeniz parçalı, bulutlu bakalım, Adana 35, Hatay 32, Antalya 33, İç Anadolu bölgesi az bulutlu açık, Ankara 33, Eskişehir 31, Konya 34, Batı Karadeniz parçalı az bulutlu, Bolu 29, Düzce 34, Kastamonu 33, Sinop 32, Orta ve Doğu Karadeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Hava sıcaklıkları Amasya 35, Samsun 30, Artvin 29, Çorum 31, Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, Erzurum 34, Kars 34, Malatya 38, Van 31. Ya şu bir Van'a gidip de bir kahvaltısından bakamadım yatadına. Var, İstanbul'da da var tabii. Ta meşhur Van kahvaltısı, o bu şu, yani bu iki tane şelale koyuyorlar falan, öyle değil yani. Taş yerinde var yani, Van'ın kahvaltısı yapacağım, Van'a gideceğim. Her yerde var artık Van kahvaltısı. Var canım, her yerde. Bizim evde de Van kahvaltısında verilen şeyler 3 aşağı 5 yukarı bizde de var yani. Alabiliyoruz süpermarketten. Ama onu orada yiyeceksin, gölün kıyısında falan filan. Ne kadar güzel vallahi billahi. Ama burada sabah burada yayındayım, akşam burada yayındayım. Ben bir tane bırak Van kahvaltısını yapmaya, buradaki pazara gitmeye vaktim yok. CRI Türk. İyi müzik, doğru haber. Hanımlar, beyler, Muzo. Değmez. Değer mi hiç? Değmez hiçbir şeye. Aman boşver. Aman koyver. Keşke her şey böyle yaşanabilse. Hani keşke dünyanın bütün çirkinliklerine aman değmez, boşver Allah aşkına diyebilecek gücü sahip olsak her zaman yani. Arada sonra öyle bir çemkiriyoruz, öyle gücümüz oluyor da. Keşke hep o gücü arkamızda hissedebilsek. Hanımlar, beyler, bugünlük bu kadar. Ben gideceğim çünkü Dünya Postası'nda Tuğçe Akkaş sizinle beraber olacak, gelip yayınlarıyla. Gün boyunca birbirinden önemli isimler, birbirinden önemli programlar, aman Allah'ım ses getiren haberlerle bütün gün boyunca CRI Türk açık olsun. Ta ki akşam saat 19'da bir çatlak gelip tekrar sizi aman boşverin deyinceye kadar. Bugün gözler Merkez Bankası'nda olacak çünkü bir faiz açıklaması olacak. Saat 14'de faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası. Bakalım faizde ne olacak? Ama gerçi bir değişiklik beklenmiyor. Sabit tutacağı biliniyor. Daha doğrusu öyle tahmin ediliyor, öngörülüyor. Bakalım ne olacak faiz kararını. Akşam 17'de onun sonucunda zaten açıklarız. Akşam 19'da. Evet, dediğim gibi saat akşam 19'u gösterdiğinde yine bu mikrofonlarda günün geri kalan kısmında biriken haberleri size aktarmak için dönüş trafiğinde mikrofon başında olacağım. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.